Tüledim gelirken diyor. Şimdi burada küçücük bir şey söyleyeceğim. Geçen gün biliyorsun bir maske yaptık. Evet. Aman TT olduk, her yer yazıyor. Koruyuculuğu yok. Ayol şey takıyorsunuz, ben icat etmedim. Çinliler yapmış. Kırılıyor evet. Virüsten. Hiçbir şey bulamayınca her şeye muhtaç kalınıyor. Kesinlikle. Ben bir şey uydurmadım kafamdan. Ama tabii programı seyretmeyen birisi için hiçbir şey ifade etmiyor. Ütü yıkanıyor, ütüleniyor. Öyle bir şey. İçine gazlı bez koyduk. İçine isterseniz normal bir maske koyabilirsiniz. Yoklukta bir şey. O anlattığımız şey. Ay birisi yazmış. Ay şaka mı bu? Hani şey öyle konuşuyor gençler şimdi. Bizim seyirciler de ona cevap. Hay şaka değil. Bildiğin maske. Nelerden maske yapmışlar? Biliyor musunuz? Kumaştan yaptık. Atılabilir maske. Şerife Avcı burada dikiş günümüzde yaptı. Atılabilirini de yaptık. Atılabiliri bile kontrol ettik. Yıkayıp, ütüleyip. Ben yok olan zamandan bahsediyorum. Öyle bir şey olsun diye bir şey yapmadık. Bütün örgü sayfalarında Çinli arkadaşların bu maskeler var. Bizde de pek çok kişi yaptı. Ben ne koruyucu dedim, ne korur dedim. Maske yaptık. Hani bir fikir, onun için asıl olan fikirdir diyorum. Kesinlikle. Olmadığı zaman bazı şeyler kıymete biner. Evet. Aklınızın bir kenarında bulunsun diye yaptık. Aman neler yazmışlar bana. Neler yazmışlar. Haber bile yapmışlar. Allah muhtaç etmesin. Allah muhtaç etmesin. O gün de anlattım. Yani. İç çamaşırını kesip. Kesinlikle. Kenarlarına lastik takıp. Gördük. Çin'de bu. Gördün biz değil mi? Hı-hı. Yani bunlar şakalar, espriler falan değil. Yapmışlar. Ben uydurmadım böyle bir şeyi. Ama biz burada gündemi takip ettiğimiz için tabii ki yaptık. Nedir Erkan? Mum yapımına geçeyim mi? Seni çok az duyuyorum. Ya mum değil. Sabun. Sabun. Mumla sabun aynı prensipte yapılıyor. Çok mutlu oldum. Ben Gülay, mutlu oldum. Seni tanıdığıma. Ben lütfen de. Daha Derya çok gel. Hazırlıklarını yap. İnşallah. Mesela seyircilerimiz takip et sayfamdan. Hı hı. Bunlardan hangisini yapsın? Gülay bir daha geldiğinde inşallah. Size soruyorum. Lütfen yazın bana. Sen de takipte kal. Tabii ki. Oraları. Her zaman. Teşekkür ediyorum. Gülay'ı takip edin efendim. Hadi Erkan gidelim. Yine geçerdim burada. Programın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Evet, sabun yapıyoruz diye koyacağım. Şeye programı seyretmeyenler yine kim bilir neler yazar bana. Yazın efendim. Ya da programı izlesinler. Bir şey yazmadan önce programı izleyin. Şimdi, daha önceki yıllarda da biz burada sabun pek çok defa yaptık. Benim videolarım da var bu konuyla ilgili. Hani kaçıranlara izleyebilirler. Daha sonra yapmak isteyenler izleyebilirler. Hatta unutmuşum nasıl yapılacağını da kendi videomu izledim. Dersime çalıştım. Bir kere de yapayım dedim. Atölyede hani insan yaptığını da unutuyor zaman zaman. Hani bir yemek yaparsınız da aradan uzun yıllar geçer tekrar yaparsınız. Hatırlamak lazım. Şimdi efendim çok güzel sabunlar yaptık. Nasıl yaptığımı anlatacağım ama önce ne yapıyoruz onu göstereyim. İçlerine böyle midyeler bile koydum. Burada da bir ekmek kapısı var. Basit bir sabun. Sabun çeşitli çeşitli yapılıyor. Zeytinyağı ve kostik kullanılarak yapılanlar var. Ama ben onun evlerde çok iyi bilinmeden yapılmasını tehlikeli bulduğum için basit bir şeklini anlatacağım. Kostiği falan şeyinde kullanmazsanız tehlike olur. Bakın bunun içinde de bir midye var. Şu şekilde incisi var içinde. Şöyle var.
Bunlarda lif kabaklılar yaptım ki ben bunu günümüz için çok önemsiyorum. Şu da lif kabaklı, içine inciler koydum. Şunlar da hani biraz fantaziler var. Şunlar mesela şuraya koyayım. Bu bir ayıcık sabun, çocuklar için belki yaparsınız. Bu kalıplar...